Tekrar birlikteyiz sevgili Arta TV izleyicileri. Bu arada programı devam ediyor. Gazeteciler Sezin Öney ve Suat Toktaş'la konuşmaya devam ediyoruz. Bu arada bu bölümde HDP İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Erol Katırcıoğlu telefon konuğumuz olacak. Ve şimdi programa ara vermeden önceki sorularımız. Ya Türkiye tarihinde ilk defa mı bilmiyorum ama bir örgütü kullanır durumda şu anda. Üstelik bu örgütün şeyine baktığımız zaman, ne diyeceğim, niteliğine baktığımız zaman bir şekilde işte El-Kaide'den bozma, daha doğrusu o tandanslı insanların da içinde olduğu bir takım oluşumların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir örgüt olduğunu görüyoruz ve zaten mesela işte şeyler de var, hani bu operasyona işte gidilirken bir takım dinsel sloganların atıldığı, buna benzer bir takım işte neredeyse fetvaların verildiği bir ortam yaşıyoruz. Yani hem bu açısından baktığımız zaman hem de bir örgütün kullanımı açısından baktığımız zaman bu Türkiye'ye ne getirir, ne götürür? Yani bu zaten hani başlı başına nasıl değerlendirilmesi gereken bir konu. Bu arada soru ikinize de iki görüş almak istiyorum bu konuyla ilgili olarak. Şimdi tabii Milli Suriye Ordusu, şimdi adını milli yapınca milli olmuyor. Bir kere kamuoyuna baktığımızda %60'ın kamuoyunun düşman olarak gördüğünü, Milli Suriye Ordusu'nu gözlüyoruz. Bu önemli bir veri. Yani Suriye'de zaten bir anlamda Suriye Savaşı ile ilgili ilintili taraflardan kimsenin dost kabul edildiği belki yok. Ama %60'lık bir grubunda, ezici bir çoğunluğunda bütün propagandaya rağmen vesaire düşman olarak görüyor olması önemli bir şey. Demek ki o bir şekilde TSK'nın parçası olarak kamuoyunda kabul görmemiş. Ki bu anlamda işte Türkiye'de ordunun yeri vesaire toplumdaki algısı tabii ki askerlikle ilgili aslında çok acayip tuhaf bir deneyin ortasında gibiyiz. Daha önce böyle bir şey yaşanmadı. Böyle bir grubun entegre edilmeye çalışılması, bir nevi bir parçası haline, uzantısı haline getirilmesi ordunun gibi. Ki dünyada da pek bunların örneği yok. Yani Türkiye'nin yapmaya çalıştığı şey oldukça ilginç, hem kendi toplumu açısından hem de dünya genelindeki bir örnek olarak. Çünkü bir takım paramiliter unsurlar vesaire kullanıldığında genelde onlarla ilinti yokmuş gibi yapılır. Herkes bilir ilintili olduğunu, bunun kanıtları da ortada olabilir vesaire, ama Türkiye çok göstere göstere dediğim gibi TSK'nın bir parçası, adeta yan kuruluşu gibi ortaya koymaya çalışıyor. Bu toplumda tutmuyor. Ama toplum dışında, dış dünyaya baktığımızda fazla tutuyor bu sefer de. Türkiye'nin bir tamamen silahlı kuvvetleri şemsiyesi altında bir yapılanma olarak görülüyor. Ve Milli Suriye Ordusu'nun işlediği savaş suçları da direkt Türkiye'nin hanesine yazılıyor. İşte bu çok önemli. Çünkü Türkiye'nin başı o savaş suçlarından ötürü ciddi belaya girebilir. Bütün bu yaptırımlar vesaireydi derken uluslararası hukuk hala olabildiği kadarıyla çalışınca Türkiye'nin sıkıntısı büyük ölçüde olur burada. Bir de ilginç bir şekilde tabii mesela Yeni Şafak gibi gazetelerin bu savaş suçlarını da sahiplendiğini gördük. Onları sanki çok matah bir şeymiş yapılanlar vesaire gibi bayağı bir şey yapıldı. Yani operasyon düzenlendi vesaire gibi böyle övünüldü. Yani bu dolayısıyla burada demek ki yani eksen kayması, pusulanın şaşması farklı farklı biçimlerde herkesi iyice bir etkisi altına alıyor. Suat Bey, yani siz buyurun. Yok, şöyle yani bu zaten çok ilginç bir şey yani. Ama Türkiye'nin de karşılaştığı ilk böyle bir durum. Evet. Dolayısıyla bu yönüyle de bir ilktir. Yani hani daha önce gizli bir takım operasyonlarda farklı şeyler olmuş olabilir. Yani bize yansıyan bir şey en azından ben hatırlamıyorum, ama bu da Türkiye'nin karşılaştığı, bu yönüyle karşılaştığı ilk bir şey. Dolayısıyla bununla ilk kez karşılaşıyor olmak da şaşırtıcı olmayabilir. Bir. İkincisi şu, sonuç olarak orada arazide büyük bir kavga gidiyor. Sadece Türkiye kullanmıyor. Bunlar meşrudur, doğrudur diye söylemiyorum. O örgütleri, yani Suriye'nin kendi içinde de
işte İran'ın kendi güçleri var değil mi? Yani öyle söyleniyor en azından. Sen daha iyi bilirsin bunları Musa. Bu ayrımları tam şey yapamam tabii, ben. Ya, fakat şunu sadece özür diliyorum. Yani şunu hani koyabiliriz. Yani şimdi Rusya Suriye'nin resmi davetlisi. Hizbullah keza aynı şekilde. Evet. Yani Suriye'nin resmi davetlisi. Fakat burada işte Uygurundan bilmem Libyalısına, Tunuslusundan Suudi Arabistanlısına falan kadar birçok ülkeden gelmiş olan bir takım yani militanlardan bahsediyoruz. Yani bunlar Suriye içerisinden de aynı şekilde hani yönetime karşı savaşan militanlar var. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi Türkiye mesela YPG'yi terör örgütü olarak tanımlıyor. Fakat Suriye'nin böyle bir tanımlaması yok, YPG'ye yönelik olarak. Rusya'nın da yok. Yani Suriye'den hani daha işte daha yakın. Amerika'nın da yok. Müttefiki yani Rusya şu anda şeyin Türkiye'nin, Amerika'nın da yok. Kimsenin yok. Diğer yandan bu örgütler aynı zamanda Suriye yönetimine karşı savaşıyor. Yani ÖSO dediğimiz örgütler. Ve Suriye tarafından terör örgütü olarak görülüyor. Rusya tarafından da terör örgütü olarak görülüyor. Ve zaman zaman da bunlar bombalanıyordu. Yani böyle aleni bir durumda söz konusu. Hani şunu, tamam anlıyorum yani. Şunu demeye çalışıyorum. Şekilde. O yüzden mesela hani Hizbullah, evet İran, evet resmi davetli olarak İran orada. Yani bunu da şey yapmak lazım. Suriye devletini kendisi davet etmiş onu. Şimdi şunu demeye çalışıyordum aslında. Dediğim gibi o kadar kılcal damarlarına yani senin kadar hakim değilim ama şu çok net. Arazide bir savaş yürüyor. Dediğim gibi bu meşrudur, doğrudur diye söylemiyorum. Ve en nihayetinde evet Türkiye bunları baştan silahlandırdı ve onları Amerika ile birlikte yaptı biliyorsun. Yani Özgür Suriye ordusunu tabii silahlandırma. Tabii o Eğit Donat hikayeleri Türkiye'nin tek başına yaptığı bir şey değildi. Fakat en nihayetinde gelip elinizde patlar. Nasıl patlar? Şimdi Amerika da onlardan çekmiş durumda elini. O zaman kaldı tek başına Türkiye'nin elinde bir saati bomba. Az önce söylediğim gibi yani pimini tutmuş, bırakırsa ne olacağı belli değil ve patlarsa da Türkiye'nin elinde patlayacak o. Şimdi başlangıçta ya o MİT tırları davasıdır filan işte biliyorsun yani oralarda işler biraz farklı yürüdü. Amerika'da başlangıçta bunlar da Türkiye'ye destekli oldu. O grupları desteklemede o açık yani. Fakat bugün gelinen aşamaya artık bakmak lazım. Gelinen aşamada Türkiye'nin başına bela olacağı çok açık. O savaş suçları şu bu hikayelerinde Türkiye'nin gerçekten ciddi bir sıkıntıya, Türkiye'yi sıkıntıya sokma potansiyeli çok yüksek. Fakat bir bilgi olarak söyleyeyim. Örneğin Milli Savunma Bakanlığı'nın o gruplardan çok rahatsız olduğuna dönük Ankara'da çok fazla konuşulan bir kulis bilgisidir bu. Yani şimdi kim nereyi nasıl kontrol ediyor bilmiyorum ama Milli Savunma Bakanlığı'nın Hulusi Akar'ın bu gruplardan rahatsız olduğuna ilişkin belki de tam da bu sebeple yarın ileride uluslararası savaş suçları diye bir dosya açıldığında başa bela olur gibisinden bir kaygıyla da olabilir. Ama en nihayetinde bu gruplardan Ankara'da en azından bir kesimin rahatsız olduğuna ilişkin de epeyce konuşulan bir kulis bilgisi de var. Sonucu nereye gider bilmiyoruz. Ama bu sonuç olarak tek başına Türkiye'nin de çözeceği bir durum değil. Yani o Rusya'nın, Amerika'nın işte hepsinin bir biçimde Avrupa Birliği'nin bunlar ne olacak? Türkiye'nin eline bırakıp giderlerse bu Türkiye'ye de haksızlıktır bu arada. Ama şey de var yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani şehit oldular gibi ifadesi de var yani. Yani ideolojik olarak yakınlık duyduklarını zaten hani bunu konuşmaya gerek yok. Yani bir de arazide kullanışlı bir aktör, kullanışlı bir manivela. Yani dediğim gibi bunlar meşrudur, doğrudur diye söylemiyorum ama gerçekçi analiz de budur yani. Yani Türkiye bir şekilde tarihinde ilk defa evet böyle örgütleri de şu anda şeyde kullanıyor. Çünkü orada başka bir malzeme bulamadın başlangıçta. Yani, yürüyeceğin peki, bir gruba ihtiyacın vardı. Yani bir şekilde bu örgütlerin imza attıkları insanlık suçları da var. Evet. Yani şimdi geçtiğimiz günlerde işte bir şey görüntü, fotoğraf diyeceğim ama fotoğrafı şey anlamında kullanıyorum. Bir otomobilde arkalı önlü işte koltukta. Arkada bir kadın oturuyor. Sağında solunda iki tane militan var. Önde de işte iki tane militan var. Ve şey yapıyorlar. Abi biz bunu işte esir aldık, onu yaptık. Allahu Ekber falan filan gibi. Bir de hani daha önceki her şeyin bir asaleti diyeceğim tırnak içinde. Hani savaşın da hani bir şeyi var. Bunlar bunu da yerle bir ediyorlar.
Ve böyle militanlarla işbirliği yapılması mı acaba Ankara'da hani kulislerde konuşulan o rahatsızlığı yaratıyor? Yani bir o cümlelerimi şunu da tamamlayayım. Bu soruya cevap şu. Başlangıçta birlikte yürütmüş olabilirler ama şu anda Türkiye'nin eline bıraktı gittiler. Yani ne olacağını göreceğiz. Yani zor bir durum. Şu anda Türkiye'nin en büyük açmazlarından biri bence bu olacak. Kısa vadede. Evet. Peki şimdi az önce yani bu bölüme başlamadan önce Kürtler ötekileştiriliyor mu? Zaten hani ötekileştiriliyor ama artık bir kırılma noktasına mı geliyoruz? Çünkü şeye karşı, yani iktidarın politikalarına karşı HDP'den sürekli şey uyarısı geliyor. Hani bakın yarın artık çok geç olacak uyarısı geliyor iktidara yönelik olarak. Şimdi bakalım HDP İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Sayın Erol Katırcıoğlu ne düşünüyor bu konuda ve çerçeveyi nasıl çiziyor kendisine soracağız. İyi akşamlar. İyi akşamlar Musa Bey. İyi akşamlar. Neler düşünüyorsunuz? Yani nereye doğru gidiyor? Gerilim gittikçe artıyor. İşte kayyum şeyinden politikasından geri adım atılmış değil ve aynı zamanda hani daha da üstüne gidiliyor. Baskı daha da arttırılmak isteniyor. İşte İstiklal Caddesi'nde sergilenen görüntü de ortada gibi bir durum söz konusu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi tabii Türkiye'nin Suriye'ye, Suriye politikasına dahil oluşunun çeşitli safhaları var. Yani önceleri Arap Baharı onaylıyordu biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi. Öyle bir yaklaşım vardı. Daha sonra orada iktidarın yani Esad'ın yönetiminin çok uzun süre ayakta kalamayacağını düşünerek bir ilişki kurmaya çalıştı. Fakat sonunda benim anladığım kadarıyla 2015'e doğru Türkiye'de de yürümekte olan çözüm süreci ve Suriye'deki Kürtlerin YPG'nin daha doğrusu güçleri olması ve YPG ile PKK arasında bir ilişkinin var olduğu kanaatiyle Türkiye'nin Suriye politikası birdenbire değişti. Ve diyebilirim ki aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği BK sorunu esasında Kürt sorunun bir başka ifadesi gibi geliyor bana. Yani Kürtlerin Suriye'de, Kuzey Irak'ta güçlenmeleri ve işte hatta bir özellik elde etmeleri olasılığı karşısında Türkiye'den de böyle bir talebin ortaya çıkabileceğini düşünerek bunun Türkiye'yi bölmeye yönelik bir potansiyel oluşturabileceğini hissederek, düşünerek böyle bir politika tercih etti. Yani esasında biz doğrusu son operasyonu da bu işgal niteliğinde bir operasyon, gerçi çok uzun sürmedi ve belli bölgeler alındığında belli bir anlaşmayla bir yer bağlanmış gibi gözüküyor. Ama doğrusunu isterseniz biz bu dış politika ayağı ile iç politikada olanları birlikte düşünmeyi daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Yani bugün itibariyle Türkiye'de Halkların Demokratik Partisi üzerine yapılan baskıların ki kamuoyu bunu yeteri kadar duymuyor, görmüyor. Haddi hesabı yok. Yani sizin demin sözünüzü söylerken geçen gün İstanbul'da normal, yani herhangi bir, hatta herhangi bir de değil, Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olan Halkların Demokratik Partisi'nin kongresi, İstanbul Kongresi ile ilgili bildiri dağıtmak üzere, yani halkın bu kongreye ilgi göstermesini sağlamak üzere son derece yasalar çerçevesindeki bir etkinliğimizi yasakladılar ve yani il yöneticilerimiz vardı mesela, il yöneticilerimizi bizden ayırdılar ve bizi o, yani çoğu insanın gördüğü gibi 5 vekili bir polis kordonu altında İstiklal Caddesi'nde yürüttüler. Yürümek durumunda kaldık. Yani diyeceğim şu ki gerçekten de bu Türkiye'nin Suriye ile ilişkin bence vahim ve bence çok yanlış olan bu politikası aslında Kürtlere yönelik olmak üzere bir politikadır. Yani Kürtlere karşı bir politikadır, öyle söyleyeyim. Oysa Halkların Demokratik Partisi biliyorsunuz sadece Kürtlerin partisi değildir. Kürtlerin yoğunlukta olduğu ve Kürt sorunu çok temel bir bakış açısı ve çözülmesi gereken bir sorun olarak gören bir partidir.
Ve biz yani parlamentoda da sokakta da büyük bir baskı yaşıyoruz. Ve bu bence hükümetin tercihi bu. Yani böyle bir tercihi var. İçişleri Bakanı'nın böyle bir tercihi var. İşte ya bugün itibariyle Mardin'deki ilçemizin birinin yine belediye başkanını görevden aldılar. Üç büyük belediye başkanımızın zaten yine aynı şekilde işine son verdiler ve sonunda en azından Diyarbakır sembolik olarak önemli ve gerçekten de son derece değerli Selçuk Mızraklı'yı da tutukladılar. Yani bütün bunlar benim perspektifimden olmaması gereken şeyler. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle yönetilemez. Bu aslında yönetmek dedi, yönetememektir diye düşünüyorum. O bakımdan hükümeti uyarmaya çalışıyoruz. Yanlış yaptığını söylemeye çalışıyoruz. Onlar da işte vahşet savaşa karşısınız diye bizi parlamentoda bize bir tür baskı kurmaya çalışıyorlar. Ama işin gerçeği bu. Yani bu yani neticesiz bir şeydir sonuç olarak. Çünkü savaşlar her yerde kötüdür. Burada da kötüdür. Adına ne koyarsanız koyun, Barış Pınarı deyin yoksa başka bir şey deyin, fark etmiyor. Birçok insan öldü. Ve bunun sonucunda olan ne derseniz bence Türklerle Kürtlerin gönül birlikteliğine bir yara açıldı diye düşünüyorum. Yani bugün itibariyle Kürtler zaten çok sabırlı bir halk benim gördüğüm kadarıyla. Uzun yıllar sineye çekmişler yapılan baskıları ve işte sistemin meşru kanalları içinden siyaset yapmaya çalışmışlar. Ama biliyorsunuz her siyasi partiyi kapatmakla kapatmaya yöneldiler ve kapattılar birçoğunu. Şimdi dolayısıyla da yani bunu tabii halk artık tahmin ediyorum. Türkiye halkı da bu noktada epey bilinçlendi. Burada bir ayrılıkçılık gibi bir meselenin olmadığını, aksine Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının kurduğu sistemin devamı için böyle bir harekete girdiğini bütün dünyayla biliyor bence. Son bir cümle de şey söyleyeyim, yani sorunuzu cevaplamaya çalışayım ama yani bir anlamda hani Tayyip Erdoğan kaş yapayım derken göz çıkardı gibi sanki. Çünkü Kürt sorunu bugün itibariyle çok daha yeryüzü düzeyinde dünyada popüler bir konu oldu. Kürtlerin yaşadıkları daha çok bilinir, duyulur hale geldi. Ve maalesef bu tabii birçok insanın kaybıyla gerçekleşen bir operasyon sonucunda oldu diyeyim. Evet. Evet, ben burada evet. Keseyim. Peki bundan sonrası için yani senaryo nasıl olabilir? Yani kötümser misiniz? Çünkü bir baskıyı sürekli artırıyor iktidar ve bir kırılma noktasına gelinmedi mi sizce? Tabii ki öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Esasında tabii ki siyasetten konuşuyoruz ve siyaset her şeye rağmen Türkiye'de de yani çok çok artık arkaik bir anlam taşıyan bir biçimde hala sandıkla ilişkin bir şey. Ve dolayısıyla da önümüzdeki günlerde ne zaman olur bilmiyorum ama muhtemelen ben önümüzdeki yıl sonu veya bir sonraki yılın başlangıcında bir tarihte mevcut hükümetin bir seçime gideceğini düşünüyorum. Ya da başka bir biçimde söyleyeyim. Türkiye siyasetinin kendi içindeki sorunları diyeyim. Bir biçimde bu konunun ki arkasında bu konu var büyük ölçüde. Tabii ekonomik kriz de var, onu da hiç unutmamak gerekiyor. Ekonomik krizle Kürt sorunu böyle birleşmiş bir biçimde toplumun nasıl diyeyim ruh halinin altında yatan bir gerçek olarak duruyor. Ve bu bir anlamda Türkiye siyasetini de yeniden biçimleyecek bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Ve dolayısıyla da yani nasıl olur ne olur bilmiyoruz ama İşte MHP, İYİ Parti, CHP ilişkileri, efendim bizim HDP olarak işte derdimizi anlatmaya yönelik çabalarımız, bütün bunlar bir yere doğru dökülecek. Nereye dökülecek derseniz, aslında İstanbul seçimleri bunu çok açık gösterdi. Yani şöyle söyleyeyim, bakın 13 bin oy farkından 806 bin oy farkı. Yani bu açıkçası net bir şekilde İstanbul halkı ki Türk halkının çok önemli bir merkezidir.
bence Tayyip Erdoğan'a git dediler. Hı-hı. Ama o Hı-hı. mevcut imkanlar, yani daha sonra mevcut mekanizmalar çerçevesinde iktidarda durmaya devam ediyor. İktidarını pekiştirmeye ve devamını sağlamaya yönelik davranmaya çalışıyor ama sanıyorum deniz bitmekte gibi geliyor bana. Anlıyorum. Sayın Katırcıoğlu çok çok teşekkürler. Bütün bilgi ve değerlendirmeler için iyi geceler diliyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet, Ferhat Katırcıoğlu bunları söylüyor. Şimdi bu kırılma noktası sorusunu size de sormak istiyorum. Yani sizin mesela gördüğünüz ne? Çünkü gerçekten de HDP'den hani sürekli şey var. Yani artık bakın sona geliniyor ve onulmaz bir takım yaralar açıyorsunuz. Uyarıları var. Son olarak işte Sezai Temelli'den de yine hani artık elini sıkacağınız bir Kürt bile bulamayacaksınız gibi bir ifadesi var. Nasıl çizmek lazım bu çerçeveyi? Gerçekten de iç siyaseti de hani şey yapacak olursak yani bir düşünecek olursak nasıl görmemiz lazım? HDP'nin şu andaki durumunu, iktidarın HDP'ye yönelik politikalarını, daha doğrusu Kürtlerin neler hissettiğini nasıl anlatabiliriz? Şimdi tabii çok işte basit bir formül var iktidarın ömrünü uzatan. O da işte HDP'yi kuşatmak, Kürt sorunuyla ilgili Şahin'i de artık geçtik. Son derece ezici politikalar yürütmek, güvenlik işte meselelerini ön plana çıkarıyor da olmak bunun üstüne koyunca adeta böyle çok net bir matematiksel formül gibi tutuyor. Ve bu tuttuğu için de sürekli ortaya konuyor. Şu an mesela hakikaten Ekim ayının genel olarak tablosuna baktığımızda birdenbire 1 Kasım'a 1 Kasım 2005 şartlarına, o döneme ışınlandık adeta siyaseten. Veriler olarak baktığımızda, oy oranları olarak baktığımızda bu da nedir? Tabii ki bu noktaya günler içinde gelebilince iktidar bunu sürekli kullanıyor. Ve aslında Erol Bey çok daha ileri tarihlerde seçim işaret etti ama bence daha erken bile olabilir. Şu an her an artık bence seçim için beklenebilir, seçim kararı beklenebilir. Çünkü çok ideal şartlar var. Millet İttifakı %50'yi tekrar aşmış vaziyette, ekonomik kaygılar geri plana düşmüş vaziyette, birdenbire gene güvenlik dertleri, meseleleri ön plana çıkıyor. Ve bundan daha iyi aslında bir zamanlama pek de fazla olmayabilir önümüzdeki dönemde yeni partilerin kurulmasıyla vesaire. Çünkü Türkiye hep o 1 Kasım şartlarından kendini bir normalleştirmeye doğru da gidiyor. Çok fazla bir geriliyor kamuoyu. Fakat çok fazla da öyle gergin halde de durmaya tahammül edemiyor. Tekrar bir hemen eskiye doğru yavaş yavaş biraz bir nefes almaya başlayınca bir arayışa geçiyor dediğim gibi. Aslında Selahattin Demirtaş'ın o bir kez olur hani bağıra bir kez taş basılır gibi bir söylemi var. Bence o çok önemliydi. Şu bakımdan önemliydi. Demirtaş iyi bir politikacı. İyi bir politikacı derken ben etik olarak vesaire ilkesel olarak değil, onun ötesinde siyaseti okumak, tabanını okumak açısından da söylüyorum. Tabanları okumak açısından. Mesela bence yazın işte İstanbul seçimleri tekrarlanırken İmamoğlu'nun işaret etmesi sadece öyle bir politik tavır sergilemek istediğinden dolayı değil, tabanı okuduğu içindi. Çünkü orada zaten Kürtler kararlarını vermişlerdi ve İmamoğlu'na oy vereceklerdi orada. Onun için aslında Demirtaş bunu işaret etti. Tabanı iyi okuyabildiği için bence. Şimdi de aynı şekilde yani burada da aslında Kürtlerin bir daha o tarz bir adeta kendi görüşlerinden feragat ederek hareket etmeyeceğini vurgu yapması oldukça önemli. Ben de öyle hissediyorum açıkçası. Bir adeta bardağı taşıran son damlaya geldik. Bir hem sabır bakımından o noktaya gelinmiş gibi gözüküyor. Hem de onun ötesinde Türkiye aslında bütün bu Barış Pınarı operasyonuyla bir şeyi başardıysa dünya çapında Kürtleri birleştirdi. Çok fazla konuda belki birleşemeyen taraflar hem aidiyet olarak birleştiler. Siyaseten farklı görüşleri olan hem tepkisel olarak birleştirir hem de dünyanın gözünde birleşmeleri aynı zamanda bir gerçek birleşmeyi de oluşturdu bir yandan. Çünkü herkes işte Türkler ve Kürtlerin savaşı olarak uluslararası çapta baktığınızda bundan bahsediyor. Evet, o toprak.
Şimdi benim yani HDP açısından bakıldığı zaman ya da Kürt meselesi penceresinden bakıldığı zaman sürecin daha da giderek sertleşeceğini düşünüyorum ne yazık ki. Bir bisiklet misali, pedali çevirmediğiniz zaman düşersiniz. Bu şunu yapmaya çalışıyor anlaşıldığı kadarıyla. Bir dönem barış sürecinde işte tarihsel bir Kürt-Türk ittifakı diye bakıldı. Sonra o sebeple ya da bu sebeple her iki taraf birbirini suçluyor sürecin çökmesinden. O tarihsel Kürt-Türk ittifakından şimdi işte AK Parti-MHP ittifakı, İslamcı-Türk ittifakı diye ifade edecek olursak bambaşka bir perspektife geçildiği tarihsel bir dönüş belki de bir karara varılmış durumda ve buradan yürünüyor. Şimdi buradan bu kararı verdikten sonra da buradan kolaylıkla dönemezsin. Çünkü zaten kaybedeceğini kaybetmişsin. İkincisi bu kutuplaşmadan Sezin Öney'in dediği gibi besleniyorsun. Üçüncüsü ben burada biraz şöyle bir şey de görüyorum. 58 belediyeden bugün galiba Kızıltepe ile birlikte 15 oldu yanlış hatırlamıyorsam. 58 belediyeden 15'ini alıyorsun, el koyuyorsun. Biraz seçime, Kürt tabanında seçime olan inancı, parlamentoya olan inancı kaybettirme. Çünkü kaybedeceği kadar muhafazakar Kürt seçmeni kaybetmiş durumda AK Parti. Dolayısıyla orayı da hem kriminalize etme, çünkü kriminalize ettiği zaman, meclisten çekildiğin zaman, sokağa çıktığın zaman yine ona hizmet edecek bir atmosferi yaratma, belki de buna zorlama. Ama dediğim gibi birincisi zaten bu kararı verdi, ben size yönettirmem. İkincisi belki de buraya zorluyor. O yüzden ben sürecin yumuşayacağını falan düşünmüyorum. Çünkü oradan bir oy kaybı olacaksa da o oy kaybını da ben onu artık ne denir? Asgari ya da azami neyse şimdi tam şeyini matematiksel bağlamını bulamıyorum ama kaybedeceğini etti. Dolayısıyla bundan sonra ben yumuşayacağını, HDP'ye giden oyları alayım gibi bir pozisyona, noktaya geleceğini düşünmüyorum. Burada dediğim gibi en büyük risk seçimlere ve parlamentoya olan inancı kaybetmek ve buraya doğru sürüklediğini, kutuplaşmadan bir fayda gördüğünü ve bunu da her defasında elde ettiğini, buradan bir hasılat topluyor. Dolayısıyla buradan giriyor. Peki bu yeni partiler işte erken seçim meselesinde gelecek olursak orada bir kere şu var. 460 milyar lira bir yıl içinde ödenmesi gereken bir iç borç var. 120 milyar dolar da dış borç var. Bunların ikisi bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlar. Şimdi bu borcu ödeyecek ki savaş ekonomisi yürütülüyor. Sürekli bir şey de üretmiyor işte ülke. Bu borcu ödeyecek, bu parayı döndürecek bir kaynak bulunursa çok da sorun olmaz, devam eder. Seçime falan gitmez. Ama bu parayı ödeyecek kaynağı bulamazsa bu borcu, borcun krizin daha doğrusu etkilerini, kriz şu anda kriz yaşanıyor. Fakat bunu bir biçimde çevirebiliyorsun. İşte şimdilik bu harekat politikaları ve onun yarattığı rüzgarla bunlar görmezden geliniyor ama bir süre sonra bunlar açığa çıkacak. Şimdi bu borç döndürülebilirse ne ala sürdürür. Erken seçime gitmeyebilir. Ona da bir şart düşeceğim birazdan. Ama borcu çeviremeyeceğini gördüğünde bu krizin sokağa yansıması vahim bir şekilde ortaya çıkarsa seçim kaybedeceğinden 2023'ü beklemez o zaman. Bir an önce gider. Onun bir devamı şu. İki yeni parti geliyor. Bu açık. 2020'ye iki yeni partiyle girilecek ve kendisinden kopan iki partiyle girecek. Bir de onları seçime sokmamak için bir baskın seçim. Yani ekonomiyi döndüremeyecek bir şey bulursa sonucunu yaşatmadan seçime gitmek, iki, bu ikisi birleşirse. Yeni partiler devreye girdiğinde işte yeni kurulmuşsan bir yıl içindeki işte o şeyi örgütlenmeyi tamamlama meselesi. Örgütlenmeyi tamamlayamadan bu iki partiye bir baskın seçim. Bunların kendisinden koparacağı oy kaybını önlemek için bir baskın seçim kararı. Yani ekonomi artı bu iki parti. Bunu yapabilir. Tabii o durumda kendisini de feshetmek zorunda. Yani parlamentoyu tek başına feshetmiyorsun. Kendini de oylatıyorsun. Ama işte yeni imkanlar da çıkıyor aslında bu iki yeni partiyle birlikte. Bir taraftan evet kendisi için bir kabustur. Ama öte yandan İYİ Parti'nin pozisyonu. İYİ Parti burada nerede duracak? Geçtiğimiz günlerde Meral Akşener'le bir röportaj yaptık.
O röportajda bu soruyu sorduk. Yani siz AK Parti ile de Tayyip Erdoğan'la da bir ittifak mümkün müdür? Ona ne dersiniz dediğimizde işte Demirel'in meşhur sözünü hatırlattı. Doğmamış çocuğa don biçilmez. Kafasındaki model bu değil. Bunu anlıyorum. Çünkü bağlamından da koparmış olmayayım. Kafasındaki model CHP, İyi Parti, Saadet, Davutoğlu, Babacan. Böyle bir beşli sayıyor. Ama anladığım kadarıyla aslında CHP'yi de koymuyorlar. Dört sağ parti bir araya getirmek. Fakat onun içine CHP'yi koyma gibi bir niyeti ve onun daha doğru olacağını düşünüyor. Yani CHP'yi solda mı sayıyorlar? Belli ki ona böyle hani ya böyle öneri gelmiş, öyle bir şey konuşuluyor veya soru öyle sorulmuş. Ama hani ya o da şey demiş ona karşılık, yani CHP de bunun içinde olmalı gibi bir cevap vermiş. HDP farkındaysan zaten esamesi okunmuyor. Fakat sonuç olarak bu hem bunu söylüyor Meral Akşener, yani bu beşli, beş partiyi sayıyor, hem de şuna kapıyı kapatmıyor. Erdoğan'la bir ittifak mümkün müdür? Doğmamış çocuğa don biçilmez. Dedim ki bağlamından koparmayayım. Birinci formülü bu değil ama Erdoğan'la ittifaka kapıyı kapatmıyor. Bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Yeni partiler aynı zamanda yeni imkanlardır, yeni fırsatlardır. Bu hem muhalefetteki partiler için öyle hem Tayyip Erdoğan için öyle. Çünkü oradan yani Erdoğan'ın hani bir pragmatizmini bilmiyor değiliz. Yani ikisi birlikte bir şey kıl payı gidiyorsa bir biçimde Devlet Bahçeli de kendi kaderini bu bloka bağladığı için evet diyebilir mi? Diyebilir. Üçlü böyle bir oluşum karşısında işte CHP, Davutoğlu, Babacan nasıl olur bilemeyiz. Bunlar tabii çok da erken konuşmalar. Ama bu işte erken seçim, baskın seçim meselelerini konuştuk. Bu tür farklı kombinasyonlar gördükleri zaman da, gördüğü zaman da Erdoğan'ın farklı manevralar yapması mümkün. Peki. Şimdi, ne kadar anlatabildim bilmiyorum. Bu son kısmı biraz dağıldı ama. Yok, bence şey hani Sezin Öney de bir şekilde hani şeye değindi. Seçim olasılığına değindi. Böylece biraz daha şey oldu. Yani ufuk açıcı bir şey oldu. Ya bu iç borç, dış borç ben, meselesi önemli. Yeni partiler meselesinde işte onları bunlar eğer kritik görüyorsa faktörler. Onların örgütlenmesini tamamlamadan, anayasal yeterliliklerini yerine getirmeden bir baskın seçim de söz konusu olabilir. Ne zaman bu borcu çeviremeyeceğini, krizin etkilerinin derin olacağını gördüğü zaman. Evet. Peki şimdi son günlerde mesela gazetelerde gördüğüm dış politikayla ilgili tek olumlu haber bir Çin treni Türkiye'ye giriş yapmış. Onu bilmiyorum, gördünüz mü haberi? Bugün gazetelerde vardı şey işte İpek yolu, yani İpek demir yolu dedikleri, oradan giriş yapmış. Sonra o işte bir gazetenin bir tanesi onu hızlı tren olarak vermiş, bir tanesi de bildiğimiz kömürlü tren gibi bir tren fotoğrafıyla vermiş. Sonuç itibariyle böyle bir şey var. Dışarıdan nasıl görünüyoruz Sezin Öney? Görmemeye yani, herhalde çalışıyoruz biraz onun için. Çin'le yani, ilişkiler iyi tabii bu arada. Yani onun da tabii iniş çıkışları var ama Çin Türkiye'ye daha çok ekonomik bakımdan yaklaştığı için herhalde orada bir açılım bulunmaya çalıştı. Ama raylar eski raylar herhalde. Hızlı tren fotoğrafı koyunca birdenbire her şey hızlanmıyor. Türkiye çok kötü gözüküyor hakikaten. Uzun zamandır bu kadar kötü olmamış. İşte daha önce gece yarısı ekspresi dönemin vurgusu yaptım. Yeni nesiller belki onu çok hatırlamayabilirler. O dönemleri çok geride bıraktık ama Türkiye'nin çok kötü görüldüğü dönemler vardı hakikaten dünya genelinde. İnsan hakları ihlalleriyle bir arada anıldığı ve Türkiye'nin genelinin, toplumunun negatif olarak görüldüğü zamanlar vardı. İşte ona geri dönmüş durumdayız. Ve yeni nesiller de herhalde pek bunu anlayamayacaklardı. Sadece o dönemleri yaşamadıkları için değil. Başka bir şeyi daha farklılaşan, dünyaya açılan bir Türkiye'nin içine doğmuşken birdenbire giderek içine kapanan bir dünyayla karşılaşacaklar bir kere. O bir şok. Bir de artık eskisi gibi değil yani. Bütün kanallardan, iletişim kanallarından dünyaya açılabiliyorsunuz.
Dolayısıyla takip etmeseniz de dünya bir şekilde size geliyor. Dünya, siz dünyaya gitmeseniz, ilgilenmeseniz veyahut da araştırmasanız da bir şekilde dünyayı yansımalarıyla, iletişim hızıyla vesaire hayatınızda zaten olmuş oluyor. Özellikle gençler için, genç yaş grupları için bu böyle. Şimdi böyle olunca dünyaya çok daha herkes birbirine daha çok bağlanırken birdenbire Türkiye'nin dışarı itiliyor olması, negatif algıların Türkiye ile ilgili ön plana çıkıyor olması tabii çok sarsıcı sonuçlar doğurabilir. Aslında çok farklı bir noktadayız şu an. Zaten bir sürü şey değişiyordu Türkiye'de. Farklılaşmaktaydı. İşte muhafazakarlara baktığımızda, milliyetçilere baktığımızda bir değişim arzusu vardı. Yani hayatımızda AKP'den başka bir şey görmedik, başka iktidar görmedik diyenler olmaya başlamıştı. Genç seçmen grupları da çok büyük hızla yeni yeni aslında seçmen gruplarının ortaya çıktığını görüyoruz. Ve gelecek de onlar da. Çünkü onların daha fazla sözü geçiyor olmaya başlayacak, daha fazla konuşuyor olmaya başlayacaklar ve daha önemlisi daha belirleyici rol oynuyor olacaklar. Onun için o değişim işte aslında hep programın başından beri tekrar tekrar vurguladım. Varken, tabanda kendini ifade ediyorken, evet bugün işte tekrar seçim yapılabilir, ona gidilebilir bir anlamda seçim iktidarın botoksu. Ben öyle görüyorum biraz yani sürekli kendini böyle zinde ve işte sonsuz gençliğe sahip gibi göstermek için buna ihtiyaç duyuyor. Halbuki o süreler de giderek kısalıyor işte ve bir paradoks bu. Yani sanki bir daha seçim olmayacak, 4 yıl seçim yok. Sürekli bu laf hep mesela gündemde ama ondan sonra tekrar seçim gündeme geliveriyor. İşte son 9 yılda neredeyse 9 seçim sandık bir şekilde referandumlarla vesaire önümüze geldi. İşte şimdi gene bundan bir kaçınılış yok. Yani ekonomik boyutunun ötesinde bir yandan da işte dünyada bu kadar negatif algıyla Türkiye'nin şu an görülmeye başlamış olması da bence AKP'ye bir tekrar iktidarını yenileme, tekrar bir gövde gösterisi yapma ihtiyacı doğuracaktır. Bu askeri operasyonla yapılamadı dünyaya karşı. Başka türlü işte gene Türkiye'deki seçimde asıl biz gerçek iktidar biziz burada. Başka kimseye bakmayın gibi de bir herhalde kendilerini tekrar gösterme ihtiyacı duyacaklar. Evet, Suat Toktaş, bu spesifik olarak oraya bağlayacağım evet. Bir şey var aslında. Şimdi sizinle ne konuşurken aklıma geldi. Şimdi 13'ünde Amerika ziyareti vardı değil mi? Yani evet. Gideceğim dedi. Sonra işte değerlendiriyoruz dedi. Ne değişti öyle dedi. İşte şu mal varlığı filanla ilgili. Hikayeler devreye girince Temsilciler Meclisi'ndeki ekonomik yaptırım paketinde işte kendisinin ve ailesinin mal varlığına ilişkin bir araştırma yapılacağına ilişkin bilgiler çıkınca söylem şuraya geldi. Gidecek misiniz? Değerlendiriyoruz. Şimdi tam Sezin Öney'in dediği yere şu anda aklıma gelen bir şey ne kadar sağlıklıdır bilmiyorum ama çok sıkıştın. Ekonomik yaptırımlar var. Buradan kahramanlık çıkarırsın. Bu sözünü ettim öteki faktörleri unutmadan. Borçları çevirme, öteki partileri işte hazırlıksız yakalama. Bir de böyle bir sıkışmışlığın varsa bu bayağı bir Suriye'ye harekat ne denir etkisi yaratan bir dış düşman algısı. Gidersin seçime. Tekrar kazanırsın ve çıkarsın dışarı dersin ki benimle çalışmak zorundasınız. Bakın bir seçime gittim gene kazandım. Güzel yani hani her şey birbirini besliyor. Evet. Yani evet. Sürekli bir dış düşman algısı, iç düşman algısı ve sürekli kendini yeniden ve yeniden, yeniden ve yeniden üreten bir iktidar. Bunun üzerinden evet. Gidiyor ve pedali o yüzden de bırakmaması gerekiyor. Peki bu yani hani tamam. Erdoğan bir şekilde artık işte hani eriyor falan filan işte bu gibi bir takım suni solunumlarla belki biraz kendine geliyor gibi. İki parti çok kısa bir şekilde değerlendirmeni rica edeceğim. Şey midir? Yani gerçekten bir şey oluşturabilir mi? Hani... Bu sorunun birinci cümlesindeki şeye ilişkin bu gözden kaçmış olabilir. Hani Erdoğan eriyor dedin ya. Numan Kurtulmuş bu hafta sonu Uşak'ta bir konuşma yaptı. Partilerine sesleniyor. Numan Kurtulmuş AK Parti Genel Başkan Vekili. Yani Erdoğan'dan sonra partinin ikinci adamı yani ona bırakıyoruz vekil. Diyor ki cümleleri şöyle. Açıkçası diyor artık Tayyip Erdoğan'ın bu partinin ve Türkiye'nin lideri olan Cumhurbaşkanımızın
kötü bir cümle olmuş ama şöyle kısaltarak okuyayım. Türkiye'nin lideri olan Cumhurbaşkanımızın siyasi karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kalmıştır. Artık sadece Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanımızın resmini koyarak biz onun adayıyız diyerek seçim kazanma devri geride kalmıştır. Şimdi yani bu soruda hani gayri ihtiyaridir veya bir tespit olarak sormuşsundur ama AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş diyor ki artık öyle karizmanın arkasına sığınarak fotoğrafını koyarım ben de seçilirim deme devri bitti. Bunu herkes görüyor, kendileri de görüyor. Hmm. Bülent Arınç'ın da öyle şeyleri var işte Babacan'a ve Davutoğlu'na yönelik ya işte kurmayın etmeyin hani daha önce seçimden önce Numan Kurtulmuş'un ya bu seçimi atlatalım tövbe ederiz gibi sözleri oldu. Ya bunları hatırlayalım ya biz çok erken unutuyoruz da alarm zilleri çalıyor velhasıl bir çözülme hali. Onu zaten sonuçlardan da görüyoruz. Az önce o genç seçmenler hikayesi. Şimdi rakamı tam şey yapamıyor yani %20 hatırlıyorum da bir önceki seçimde belli bir yaş aralığını dikkate alıyorlar. Genç seçmen diye yapılan bir araştırma. Daha doğrusu bir araştırmanın içindeki bir kırım, alt kırım. Bir önceki seçimde AK Parti'ye oy vermiş. Genç diye ifade edilen o kesim. Bir sonraki seçimde %20 oradan düşüş var. Yani gençlerden aldığı oy oranında %20'lik bir düşüş görülüyor. Dolayısıyla hayat zorlaştı. Hı hı. Hayat kendiliğinden bu kadar zorken bir de üstüne kendi içinden iki parti çıkıyor. Yani onu alırlar bunu alırlar. Şimdi konsensus araştırma ve şeyin Metropol'ün araştırmaları. Metropol'ün araştırmasında mesela Davutoğlu ve Babacan etkisi olmadan kararsızlar dağıtıldığında Cumhur İttifakı %51 bu harekattan önce yapılmış muhtemel ki şimdi %51'den fazla. CHP, İYİ Parti, HDP topluyor yani blok olarak değil ama onların aldığı oyu topluyor %47 yani %4'lük fark var. Bu harekattan dolayı biraz değişmiş olabilir bu tamam ama sonuç olarak yeni partiler de devreye girdiğinde bu rakamlar alt üst gitti geldi artı bir sadece bir oy. Dolayısıyla şimdi konsensusun yaptığı araştırmada da mesela ben bugün şuna baktım. Diyor ki kesinlikle oy vermem. Babacan'a kesinlikle oy vermem diyen %90. Kesinlikle veririm ve belki veririm diyenler 9.3. 9.3. Yani bir 9.3'lük bir Babacan. Davutoğlu için aynı soruyu soruyor konsensus. Kesinlikle oy vermem diyen, onda daha düşük ilginç bir şekilde, 86. Herkes tam tersini düşünür ya. %86 diyor ki ben kesinlikle oy vermem. Bunlar ama AKP'li taban. Ona hakim değilim. Daha önce AKP'ye oy verip ben onun alt kırımını görmedim. Ama %13.7 Davutoğlu'na da kesinlikle veririm, belki veririm diyenler de %13.7 ya da 13.3. Şimdi Babacan'a kesin veririm, belki veririm diyen %9. Davutoğlu'na kesin veririm, belki veririm diyen %13. 4,5 bölü, yani ikisini ikiye alacak. 4,5, 7 de alsak 11,5'luk bir oy yani ortada yani bir bu AKP'nin %51'inden düşüyor. Oradan düşer. Yani gidip oradan şimdi düşecek. Bu kitle nereden geliyor? Yani CHP'nin içinden çıkmadı, HDP'den çıkmadı, başka bir yerden çıkmadı. Hmm. Sonuç olarak yani bu artı birle seçilen bir sistem, Cumhurbaşkanı seçen bir sistem ne yapar diyorsun yani %1 olsun %2 olsun fark etmiyor ki. Sonuç olarak hayatı değiştiriyor, siyaseti değiştiriyor. Evet. Çok önemli yani. Ayrıca siyasete de bir nefes borusu açacaktır. Başka kesimlere büyük baskı uygulayabilir ama kendi içinden çıkan iki partiye HDP'ye yaptığını yapamaz. CHP'ye yaptığını yapamaz. Saadet'e yaptığını yapamaz. Hain dedi Saadet'e. Yani 31 Mart seçimi öncesinde, 23 Haziran öncesinde. Ona yaptığını yapamazsın. Evet. Sezin Öney, Suat Toktaş çok çok teşekkürler. Buraya ben son sözlerden süre çaldım galiba. Var mı son söz? Yok son söz bir tek şeye dikkat çekeceğim. Evet. Bir AKP'nin evet. Ya da biz hep yekpare bir bütün gibi bakıyoruz ama
Onun da içinde tabii kırılmalar vesaire olabilir. Mesela Süleyman Soylu'nun son dönemde çok sivrildiğini görüyoruz. Kendisini de belli ki böyle bir role çok uygun görüyor Soylu. Ki bugün işte gündem olan İmamoğlu'yla ona İmamoğlu'na ahmak demesi vesaire evet, evet. de aslında liderliğe kendini ne kadar hazırladığını bir göstergesiydi. Öyle bir polemiğe girmek arzusu geleceğin lideri benim demek aslında. Evet. Bir de Berat Albayrak var tabii. Başka? İşte yani o yüzden zaten bir takım sorunlar var. Hep böyle olur sevgili izleyiciler. Konuklar hep programın sonuna doğru açılırlar ve böyle o kadar güzel konuşurlar ki dersiniz ki program bitmesin. Keşke biraz daha uzasın ama süremizin sonuna geldik. Çok çok teşekkürler buraya kadar geldiniz ve Sayın Erol Katırcıoğlu'na da bir kez daha teşekkür ederim. Telefonla katıldı, programımıza katkı sundu. Bir başka konu ve konuklarla gelecek hafta yine pazartesi akşamı bu programda karşınızda olmayı diliyoruz. Mutlu geceler, mutlu yarınlar. Hoşçakalın.